Yeter Mayra, daha istemiyorum. Böyle yapma Madru. Hadi son bir kaşık. Bu da kuklacıklar için. Kuklaları unuttum deme. Hani bize hep keyiflendiren kuklalar var ya. Bu onlar için. Aferin sana. İlacını içecek. Biliyorum. Al sen ver ona. Mayra. Aferin. Bana şarkı söyle. Ne? O şarkıyı. Hangisini? Annemin hep söylediğini. Olmaz Ru. Çünkü Mayra o şarkıyı bilmiyor. Babanı çağırayım mı? O söylesin sana. Ha? Hayır, sen söyle. Peki, başka şarkı söyleyeyim o zaman. Hayır, onu söyle Mayra, onu. Bak Ru, Mayra o şarkıyı bilmiyor canım. O şarkıyı bilen tek kişi var, o da annen. Hı? Mayra değil. Jyot jalade mohamita de kar kaya nihal ji he हेले सुन ले राम जी मन में थे हो कण में थे हो सृष्टि रा भरतार जी हेले म्हारी सुन ले राम हेले सुन ले राम ver şunu bana Rudra hayır ne yapıyorsun aklını mı kaçırdın sen onu annesinin şarkısını mı çalıyorsun Bak Rudra, annesine benzediğim hakkında hiçbir fikrim yoktu. Neden benzediğimi de bilmiyorum. Ama görünüşümüzü değiştirmemiz de mümkün değil. Tabii bunu daha önce biliyor olsaydım ben... Pek çok şey farklı olacaktı. Bir şeyleri yapmazdım. Her neyse. Drew o şarkıyı söylememi istedi ben de ona. Ben bilmiyorum, bir tek annen biliyor, o söyleyebilir dedim. O da çok bozuldu. Ben de telefonundan dinletmek istedim. Bak Rudra, elimden geleni yapıyorum. Gerçekten çabalıyorum. Ah!
Bavulum hala gelmedi mi? İyi de nasıl olur? Şoförle konuştuk, adresi bile verdim. Çoktan getirmesi gerekiyordu. Zaman çok kötü güzel kızım. Kimseye güven olmuyor ki. Belli ki aç gözlünün tekiymiş. Fırsattan istifade eşyalarını alıp kaçmış. Ama sen hiç merak etme canım. Bak, bunlar var. Bunları giy, ne olacak? Hadi al. Kabul et. Al. Peki. Teşekkür ederim. Oyun asıl şimdi başlıyor. Bu giysilerden hangisini giyse Parvati'ye ikizi gibi benzeyecek. Sonra da eminim Rudra'nın aklı başından gidecek. Sonra da düğün çanları çalacak. Mayra misafir geldiği evin çok yakında gelini olacak. İkisi evlendikten sonra da biz Kaorun kadar zengin olacağız. Ruh'un ilacını vermek lazım. Saati geldi. Günaydın tatlım. Nasıl oldun bakalım? İyi miyiz? İlaçlar şu çekmecede. Neden dokunuyorsun? Ne gerek var? Neden ilacına dokunuyorsun? Rudra ilaçları yatağının yanındaydı. Gece kolu çarpar döker bir şey olur dedim. Aldım çekmeceye kaldırdım. Neden bana söylemedin? Çünkü o sırada uyuyordun Rudra. Çekmeceye koydum, ne var ki bunda? Gece bir ara uyanmıştım ben. O zaman söyleseydin ya. Yapma Rudra, ben tam vaktinde buradayım. Rudra lütfen, her şeye takıp büyüterek beni de kendini de gelme artık. Özellikle onun yanında. Bak benim... Lütfen devam edin. Kavganızı bütün gece bıkmadan seyredebilirim. Hadi ilacını iç. Hayır. Hayır. Dün içtiğim çok acıydı baba. Bir daha istemiyorum onu. Acıysa acı. İlacını iç ki iyileşesin. İtiraz etme. Hadi çabuk. Acı mı? Peki, tamam içme. Ama istersen ben tatlı olmasını sağlarım. Nasıl yapacaksın ki? Kimseye söyleme ama benim sihirli bir numaram var. Şimdi şu tarafa bak. Abrakadabra. Acı ilaç bir anda tatlı olacak. Gerçekten tatlı mı oldu? İçte bak bakalım. Gerçekten tatlı olmuş. Biliyorum. Hadi şimdi diğerini de içelim. Hadi. Aferin sana. Dünyada tatlı şekilde sunulamayacak hiçbir acı türü yoktur Rudra. En azından böyle yutmamız daha kolay oluyor. Ben bu konuda çok da iyi değilimdir. Ama ben iyiyimdir. Sen onlara nasıl el sürersin? İzin almadan nasıl yaparsın? Bırak onları. İyi de ben zaten... Önce ütüleyip sonra da diyeceksin ki bunların paranın olduğunu bilemedim. Sana defalarca söyledim, para olmaya çalışma çünkü asla olamayacaksın. Kapa çeneni. Bağırma. Önce sen bağırmaya başladın. Mayra. Ne oldu? Neden durdun? Az önce ne yapacaktın? Bana vuracak mıydın yoksa? Artık karına benzemeyeyim diye yüzümü mü dağıtacaktın ha? Yapsana hadi. Hayatındaki bütün sorunları bu şekilde çözebileceksen yap, durma hadi. Biliyorum bu paranın sarısı.
Ve ütüleyecek falan da değildim. O zaman kucağında ne arıyor peki? En azından senin gibi tutmuyorum değil mi? Sen kendine bak, yerlerde sürünüyor, üstüne bastın. Bak Rudra, ben para olmayı falan istemiyorum. Halimden çok memnunum ben. Kabul ediyorum, geçen gün yaptığım şeyle seni istemeden de olsa kırdım. Bütün içtenliğimle özür de diledim. Daha fazla canını yakmak istemediğim için de bunları almış sana getiriyordum. Senin için bütün bunları söylemek kolay tabii. Ama bilemezsin. Sevdiğini kaybetmeyi bilemezsin. Ne acı bir şeydir, bilemezsin. Tabii ya. Haklısın. Ben duyguları ve acıyı nereden bilebilirim? Hiçbir fikrim yoktur, değil mi? Birini sevmek nasıl bir duygu? Ya da sonradan kaybetmek? Ben nereden bilirim? Bak Rudra, belki senin düşünce şeklini değiştiremem. Ama sürekli beni suçlamandan yoruldum. Tek bir hata yaptım. Tek bir hata ve onu da bilmeden yaptım. Valla kaç kez hakaret ettin, duygusuz dedin. Hiçbir şeye saygın yok dedin ama yetti artık. Hem bilgin olsun, bu sarıyı gidip yerinden almadım. Hizmetçiniz getirip verdi. Dediğine göre şoförüm bavulumu çalmış ve... Bir ara çıkıp yeni giysi alacaktım. Ama sonra burada mağazanın sabahları erken açılmadığı aklıma geldi. Drew'un ilacını vereyim de öyle çıkarım demiştim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bundan sonra sadece Drew için bir şey gerektiğinde karşına çıkarım. Çünkü buraya zaten sırf onun için geldim. Sırf Drew için. Sana kaç kere söyledim, benim param olmaya çalışma. Sen asla o olamazsın. Mayra! Nereden giysi bulacağım ben? Shut up! Rudra git lütfen. Dinle, benim... Hayır, dinlemek falan istemiyorum. Git lütfen. Söyledim ya, sana meraklı değilim. Drew için döndüm ben. O iyileşir iyileşmez hemen tekrar çekip gideceğim zaten. Git lütfen. Ben biliyorum, yine de... Rudra, git lütfen. Neden beni? Bavullarım. İyi de o kadın bana bavullarınız çalındı dedi. Sümer'in odasındaymış. Teşekkür ederim. Ben... Mayra, Rudra, ben... Rudra lütfen git. Mayra, beni bir kere... Bak Rudra, seni gerçekten dinlemek istemiyorum. Gider misin? Lütfen. Beni bir dinle. Bu da yeni bir oyun mu? Kekeleyerek konuşmaya çalışmak. İlgilenmiyorum. Git artık. Tabii. Neden söz dinleyesin ki? Tamam, sen dur, ben gideyim. Uyudu. Ben herhalde şu anda odana gidiyorsun. Başka nereye gideceğim? Evet. Yani aslında ben sana... Yine kekeleme oyunu mu oynayacağız, söylesene. Ben kekelemiyorum, anladın mı? Sadece böyle konuşuyorum.
Aslında... odana gidiyorsun, öyle değil mi? Yani... Ben... Odana mı gidiyorsun diye soruyor. Hayır, uzayda tur atıp döneceğim. İzle lütfen. İzle lütfen mi? Ben sana bir şey söylemek istiyorum. Demek istediğim şu. Bak Mayra, benim böyle bir tarzım var. Ne yazık ki. Demek istediğim... Özür dilerim. Üzgünüm. Bu kadar da. İnsan böyle mi özür diler? Bütün o eveleyip gevelemesi sırf bu yüzden miymiş? Özür dilemek için. Hadi Drew, lütfen çabucak iyileş canım, tamam mı? Mutfağa inip sana süt getireyim canım. Ha? Mayra, bir dakika. Rudra amcamı affettin mi? Onu merak ettim de. Senden özür diledi, öyle değil mi? Sen bunu nereden biliyorsun? Ben bilirim. Dur Rudra, ne yapıyorsun? Bırak beni. Sen ne istiyorsun? Ne? Sabahtan beri konuşalım diye uğraşıyorum ama sen... Öyle mi? Konu çok mu önemli? Oyun oynama. İzledin mi? İzledim. Ne? Ne? Affet beni o zaman. Sen önce özür dilemeyi öğren. Ay, Rudra, bırak beni. Ne istiyorsun sen benden? Affetmeni. Beni affet. Biliyor musun? Özür dilemekle bana iyilik yapmış olmuyorsun. Özrünün samimi olduğuna da inanmıyorum. Çünkü gerçekten üzgün olsaydın, karşıma geçer, gözlerime bakar, öyle özür dilerdin sadece. Peki o zaman kabul ederdim. Ama böyle olmaz. Bu formalite gereği bir özür, biliyorum ben. Peki tanım. İstediğin buysa karşında duruyorum. Affet beni. Seni yanlış anlamışım, çok özür dilerim. Senin Paro'nun yerine geçmeye çalıştığını düşündüm, bağışla. İyi de ne yapayım? Az önce Samrat ve ablam için yaptığın şu hazırlık bile tam da Paro'nun düşünüp de yapacağı türden bir şey. Belki çok fazla şey söyledim. Ve suçluyum. Söyle bana, affetmen için tam olarak ne yapmam lazım? Söyle lütfen, söyle, hemen yapacağım. Bırak beni. Ha? Önce bir bırak beni. Evet, seni affetmemi istiyorsan yapabileceğin bir şey var aslında. Bana sürekli Paro'nun ikizine bakıyormuş gibi bakmanı istemiyorum artık. Lafımı bitireceğim. Eğer gerçekten üzünsen o zaman 3 tane özelliğimi say bakalım. 3 tane. Sadece bana ait olan. Mayra'nın, Paro'nun değil. 3 tane özelliğimi say, ben de her şeyi unutup affedeyim. Onca hakaretinize maruz kaldığı halde benim bir şey söylememi istemiyor. Çünkü en azından ne zaman konuşup ne zaman susacağını çok iyi biliyor. Sen kimsin de bizim aile meselemize burnunu sokuyorsun? Kardeşim. Ben onu ablam olarak kabul ettim. Ve onun kız kardeşi olarak ben de duruma müdahale etme hakkına tabii ki sahibim. Demek öyle ha? Ne zaman? Misafirsin. Misafirliğin. Tamam mı?
Bir daha sakın bana aile yönetimi dersi vermeye kalkma. Öyle mi? Bence aksine size bunu öğretmeme çok ihtiyacınız var. Çünkü para için hizmetçi rolü kesmekten utanmayan bir kadın aile falan yönetemez. Bana bak, sus artık. Bu evde herkes bana saygı duymak zorunda. Saygı mı? Gerçekten mi? Küçük gelininiz size gözünüze baka baka hizmetçi dedi, değil mi? Siz de itiraz etmediniz, kabullendiniz. Saygı mı? Yok canım. Seni uyardım. O çeneni... Aklından bile geçirme. Tamam. Yalnız Rudur oğlum, aklındaki şüpheleri dağıtman için etrafına bir bakmanı öneririm. Bu kızcağız Parvati değil. Parvati bu eve asla dönemeyecek. Bu kız sadece çok zengin bir aileden gelip... Biliyorum. Bunun para olmadığını biliyorum. Ama sen bir şeyi unutmuşsun. Evimde ve etrafımda bu tarz çirkinlikler istemiyorum. Çok üzgünüm. Benim asıl planım sizi dışarı yollamaktı. Önemli değil. Senin bir suçun yok ki. Samrat abi. Evet. Hadi birlikte dışarı yemeğe gidin. Hadi ne dersiniz? Benim de aklımdan bu geçiyordu. Ama çok dikkat et. Gördüğün gibi gerçekten muhteşem bir eşin var. Elinden kapı verirlerse sonra. Hadi. İyiyim tabii. Bana ne olacak ki? Ama seni şu yengen belasını arıyor. Ablama yıllarca öyle acılar çektirdi ki. Sırf çocuğu olmuyor diye. Madem doğum yapamıyor, neden evlat edinmek için şanslarını denemediler? Aslında denediler. Ama yengem... Yengeye de bak sen. Onun aklını başına getirecek biri yok mu hiç? Umarım teşekkür etmemi falan beklemiyorsun. Yani sonuçta filmlerdeki gibi beni ondan tokat yemekten kurtardın. Ama bil ki ben zaten kendimi koruyabilirdim. Tokat atmak gibi bir şansı yoktu. Biliyorum. Aslında ben onu kurtaracaktım. O yaşta kadının kolunu öyle büktün ki... kim bilir canı ne kadar yanmıştır. Sen az önce espri mi yaptın? Aman Allah'ım, espri yaptın, muhteşem. Başının çaresine bakabiliyorsun. Kimseden yardım beklemiyorsun. Her türlü zorluğu aşıyorsun. Yüzleşmeyi de biliyorsun. Bunun da kazanmayı da. Bunlar iltifat mıydı? Seni Mayra yapan 3 tane özelliğini saydım. 3 tane özelliğimi saymanı istiyorum. Sadece bana ait. Bu başlangıçtı.